Ekonomi Politik Programı'na hoş geldiniz. Ben Mehmet Filoğlu. Bu hafta Ekonomi Politik Programı'nda göçmen konusunu ele alacağız. Stüdyomuzda Ekonomistler Platformu Başkanı Oğuz Demir var. Oğuz Bey hoş geldiniz yanımıza. İyi yayınlar. Oğuz Bey'le hem son dönemde İstanbul'dan göçmenlerin gönderme kararı sonrasındaki tartışmaları ele alacağız. Ancak bu tartışmaları daha çok ekonomik boyutuyla ve açıkçası rakamlar üzerinden ele almaya çalışacağız. Sadece fayda maliyet olarak değil, sadece harcan para olarak değil, burada yapılan politika hatalarında neler yapılması gerektiğini, göçmenlerin Türkiye'de ne gibi sorunlar yaşadıklarını, ekonomiye sağladığı katkıları, varsa zararlarını konuşacağız. Bununla ilgili özellikle kamuoyu tepkisinin ne kadar haklı, ne kadar haksız, nasıl bu kamuoyu tepkisi en aza indirilebilir? Nasıl bir entegrasyon politikası izlenebilir? Bunları konuşacağız. Öncelikle kısa bir haberimiz var. Göçmenlerin İstanbul'dan gönderilme kararının ekonomi etkileri ne olacak? Orada ana başlıklarla bu konu ele alınıyor. Ardından ayrıntılarını Oğuz Bey ile konuşacağız. İstanbul'da kaydı bulunmayan başta Suriyeliler olmak üzere göçmenler yaklaşık 3 hafta içinde kayıtlı bulundukları illere gönderilecek. Karar İstanbul ekonomisini de ilgilendiriyor. Ucuz ve kayıt dışı göçmen emeği sömürüsü özellikle iki sektörde yoğunlaşmış durumda. Tekstil ve inşaat. Birleşik Metal İş'in araştırmasına göre göçmen işçiler Türkiye'li bir işçiye göre %33 daha ucuza ve sigortasız bir şekilde çalışıyor. Suriyeli göçmenler İstanbul'da sadece işçi değil aynı zamanda işveren pozisyonunda da bulunuyor. İstanbul'da ayda 50 civarında Suriyeli şirket kuruluyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın araştırmasına göre İstanbul'da Mayıs ayında Suriye ortaklı 53 şirket kuruldu. 2018'in tamamındaysa sadece İstanbul'da 976 Suriye ortaklı şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 239 milyon lira oldu. Söz konusu şirketlerin sermayesinin 151 milyon lirası Suriyelilere ait. 2018 yılında Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin 665 tanesi toptan ticaret işi yapıyor. Geri gönderim kararı kaydı olmasa da İstanbul'da yerleşmiş olan çok sayıda kişinin düzenini bozacak. Hali hazırda insanlık dışı koşullarda çalışan göçmenlerin gidecekleri şehirlerde nasıl hayatta kalacaklarına yönelik hazırlanmış bir plan bulunmuyor. Bu durumun insani boyutunun yanı sıra kısa vadede ekonomik sonuçlarının da görülmesi bekleniyor. Evet, bu haberdeki başlıkları tek tek ayrıntılarıyla konuşacağız. Ancak öncelikle bu karar niye alındı, buraya nasıl gelindi, özellikle son dönemde Türkiye'deki ve Türkiye'deki yerli halk arasındaki göçmen karşılığı nasıl oluştu, bunun sebepleri nelerdi? Bunları sorarak başlayacağım Oğuz Demir'e. Neden bu karar alındı? Son dönemde artan bu göçmen karşılığı ve hükümetin en nihayetinde bu kararı almasının gerekçeleri neler oldu? Ya aslında bir kere her şeyden önce bir stratejik hatayı altını çizmek lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Suriye meselesi gündeme geldiğinden bu yana aslında uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin bu meseleye gösterdiği hassasiyeti anlatabilmek adına belirli rakamlardan bahsetti. İşte bu rakam 6 milyar dolardan başladı. Şimdi en son geldiğimiz noktada 37 milyar dolara kadar çıktı bu rakam. Şimdi bunu dünyaya anlatırken evet hani biz bu kadar yardım ediyoruz, katkı sağlıyoruz, onurlu bir iş yapıyoruz, sahip çıkıyoruz demek güzel ama 2015'ten sonra Türkiye ekonomisi böyle sallanmaya başlayıp özellikle geçen sene de artık o sallanmada neredeyse bir zirve noktalara ulaştığımız andan itibaren işsizlik %15'in üstüne çıktığı andan itibaren işte kurlar 7 lirayı gördüğü andan itibaren Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir kriz hissiyatı oluştu. Şimdi kriz hissiyatı oluştuğu andan itibaren şunu sormaya başlar. İlk bakacağımız yer neresi bizim kriz yaşadığımızda? Devlet. Yani devleti sen dön bize iş yarat, bize para ver, bizim geçimimizi sağla deriz. Ama orada şöyle bir şeyle karşılaştı bizim oraya bakanlar. 37 milyar dolar. Yani 37 milyar dolar Türkiye bugüne kadar işte Suriye'den gelenlere para harcamış. Şimdi bu aslında dediğim gibi bir tarafıyla çok güzel bir şey. Çünkü biz sahip çıktık. Böyle bir mücadeleyi en azından hayat mücadelesi veren insanlara bir ev kucak açtık. Ama öte taraftan kendi ülkemizdeki insanların da eline
bu nefreti körükleyebilecek rakamları vermeye başladık. Şimdi bu stratejik bir hataydı bence bana sorarsanız. Dolayısıyla bugün sokakta konuşulan insanlar, dedikodulara baktığınız zaman işte bilmem kaç bin euro maaş alan devletten, Suriyeli'den tutun da işte bir sürü yanlış bilinen, doğru yanlış bilinen şeyler var. Söylentiler var. Şimdi bunların önünü işte böyle bu şekilde açmış olduk. Bu temel bir hataydı. Bunu en başından çizmek lazım. Yani Türkiye bu meseleyi şu anda benim de yapmayacağım gibi, yani bir iktisatçı olarak, hani iktisatçı ne yapar? İşte fayda vardır, maliyet vardır. Gelsin şimdi şöyle mi diyeceğiz yani? Suriyelilerin zararı bize kattıklarından daha fazla gelmesinler. Artık gönderelim. Öyle bir şey olur mu? Yani bu meselede artık kar zarar analizi yapılmaz. Bu meselede fayda maliyet analizi yapılamaz. Ha, neden yapıyoruz peki? Az önce bir rapor verdiniz. İşte Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı diyor ki şu kadar şirket kurulmuş, şu kadar sermaye yatırım var. Detaylarına bakarız. Ama bu en azından şu an elimizde insanlara anlatabileceğimiz bir şey olması hasebiyle var. Ama saha araştırmalarına bakıyorsunuz mesela. Diyor ki yani ben en son bir kamuoyu araştırmasından hatırlıyorum. Ben diyor Suriyeli ile alışveriş yapmam diyen, yani bizim o yaptığımız araştırmaya katılanların %51'i ben hiçbir surette bir Suriyeli ile ticaret yapmam diyor mesela. Şimdi buralara gelmiş bu iş. Bu meselenin durumla ilgili, algıyla ilgili hiçbir değerlendirme yok. Bir şey daha söyleyeyim, çok enteresan. 2011'de bu iş başladığında bugüne işte 8 sene geçti. Türkiye'de araştırmacılar ne yapıyor biliyor musunuz? Hep şunu yapıyor. Türkiye'deki Suriyelilerin durumu. Çünkü para orada ya. Yani hani işte yabancı kuruluşlar, Avrupa Birliği, Amerika. Yani bir hayli Türkiye'ye para yardımı yapılıyor bu meseleyle ilgili. Bu durumu tespit etmeye yönelik yapılan araştırmalar da tabii ki daha popüler görece olarak. Ama mesela kimse şu tarafından bakmadı bu işe bugüne kadar. Acaba Türkiyelilerin Suriye'den gelenlere baktığı yer nasıl? Tamam, ilk 1-2 sene misafirimiz gözüyle baktılar ama aradan 7 sene geçti, 8 sene geçti ve bakış açısı değişti. Biz Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları acaba Suriye'den gelenlere nasıl bakıyoruz? Ben size birkaç tane rakam vereyim. Biz yaptık bu araştırmayı bundan 1,5 yıl önce. Yani çok kan dondurucu şeyler var, cevaplar var. Mesela bir örnek, Türkiye'de en az Suriyeli'nin yaşadığı bölge Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesinden gelen cevaplar içerisinde ev kiralarını Suriyelilerin arttırdığına inanan insanlar var. Yani Suriyeli yok ortada yani. Aslında mesele şu. Arap dünyasından gelip orada tatil yapıp ev satın alan insanlar, ev kiralayan insanlar kiraları arttırıyor. Yani tespiti doğru yapalım. Evet, orada bir Arap etkisi var ama bu Suriyelilerle ilgisi yok. Ama siz dönüyorsunuz Karadenizlilere bakıyorsunuz. %65-70 diyor ki kiralarımız diyor Suriyeliler yüzünden arttı diyor. Yani gerçeklik payı yok. Bizim bir an evvel öncelikle şu durum tespitini yapmamız lazım. Bu ülkede yani insanların algısı Suriyelilerle ilgili, bu ülke vatandaşlarının algısı ne? Nasıl düşünüyoruz? Ne bakıyoruz? Evet, bir şey var. Daha böyle ağır milliyetçi bir bakış açısı var. İstemiyoruz, gidin diyen var. Gidin ülkenizde savaşın diyen var. Ya da dönüp ama bir başka tarafından, yani sessiz bir çoğunluğunda savaştan kaçmış insanlara ev sahipliği yapıyoruz diyen de var. Şimdi bu algıyı bir yerde ölçmemiz lazım. Bu algıyı ölçmediğimiz zaman, bu algıyı bilmediğimiz zaman sadece şunu söyleyebiliyoruz. İşte sosyal medyadaki dedikodulara sadece, işte orada yazan etkisi yüksek hesaplar tarafından yazılan fikirlere bakıyoruz. Ondan sonra da kendimizi kandırıyoruz. Türkiye'nin yani 3.7 milyon nüfusunun yaklaşık işte %5'i kadar olmuş bir Suriyeli nüfusu var. Ve bu nüfusun bir şekilde nasıl yaşayacağını artık şunu da bir kenara koyalım. Yani siz hükümet hani politikaları üzerinden konuştuk başta, bir de şunu söyleyeyim. Entegrasyon lafından kaçıyor. Yani uyum diyeceğiz ona diyor. Yani bize uyacaklar. Yani uyum da olsa, entegrasyon da olsa bu işin iki tarafı var. Yani Suriyeliler tarafı da var, Türkiyeliler tarafı da var. Bu ikisini bir arada ele almadığımız sürece bu mesele daha önümüzdeki 10 yıllarca tıpkı Almanya'daki Türklerin yaşadığı gibi, tıpkı Danimarka'da, Belçika'daki Türklerin yaşadığı gibi meşgul olunacak, politikayı şekillendirecek, biçimlendirecek, siyaseti biçimlendirecek bir konu olmaya doğru koşar adım gidiyor. Evet, bu noktada özellikle doğru bilinen yanlışlardan bahsettiniz. İstihdam tarafına geçip oradaki acaba yanlış olabilecek bir iddia, o iddialardan bir tanesi de Suriyeliler geliyor bizim işimizi elimizden alıyor. Bu iddia bir iktisadi açıdan bakılınca doğru mu, yoksa tam tersi aslında istihdam piyasası öyle bir değişmeyen kapalı bir havuz değildir. Yeni gelenler kendi istihdamını, kendi ekonomisini de yaratıyor mudur? Buradaki etki ne olur, nedir sizce? Şimdi üç boyuttan ele alalım. Birincisi ilk iddiaya bakalım. Yani benim işimi elimden alıyorlar.
var. Şimdi özellikle niteliksiz işlerde işte tekstil gibi işte ne bileyim büyük bir nitelik gerektirmeyen işte çocuk bakımı, ev bakımı vesaire gibi işlerde olabilir. Yani buralarda bir işte Suriyeli vatandaş daha ucuza çalıştığı için böyle bir el değişimi olabilir. Ama öte taraftan bir de şu tip işler var. Yani biz özellikle iş dünyasından insanlarla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ben bu iş yerinde bu işi yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulamıyorum. Suriyeliler geldi. En azından bu işleri yapabiliyorlar. Mesela çok çok gözleme dayalı bir örnek. Genellemek çok mümkün değil ama özellikle güneye doğru gidin. Mesela Adana, Mersin, Hatay. Bahçelerde çalışan insanlar Suriyeliler mesela daha çok. Niye? Çünkü siz bahçıvan bulamıyorsunuz. Kimse yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yani işte bunu istemiyor. Parayı az buluyor, işin niteliğini ağır buluyor. Dolayısıyla bu tip meslekleri şu anda o ölüm kalım savaşı içerisinde, geçinme mücadelesi içinde olan Suriyeliler. Yani evet işini elinden aldığını düşündürttüğü yapılar var. Ama o işten alma sadece Suriyeliler nedeniyle değil. Bunu da unutmamamız lazım. Çünkü Türkiye az önce de söyledik 2-3 yıldır ciddi bir türbülansın içerisinden geçiyor. Yani bizim kendi işimiz açımızdan işsizlik %15 civarına gelmişti. İşte en son %13'e indi ama konjonktürel olarak işte 13-15 bandında devam ediyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Bunu da yazmıştım. Yani daha önce bakmıştım bu rakamlara da. Ben baktığımda bundan yaklaşık bir sene evvel 70 bin Suriyeli çalışma izni verilmişti. 70 bin. Bu şu demek. 70 bin Suriyelinin hepsi bir Türk'ün işini elinden almış olsa 70 bin kişiyi işinden etmiş olacak. Ha, kayıt dışılığı bilemiyoruz. Zaten kayıt dışılığa bakarsanız Türkiye'de de zaten çalışanlar arasında kayıt dışılık %36. Yani orada da böyle bir saçma veri yoksunluğu var. Dolayısıyla yani şu iddiayı çok şey yani bizim işlerimizi elimizden alıyorlar. Yani bunun birebir örneğini hiç karşılaşmadık. Yani beni kovdular ve bir Suriyeli aldılar diyen görmedim. İki, iş dünyası bundan bir miktar fayda sağlıyor. Evet bu konu tartışılır. Bir rekabet gücü elde ettiğini söylüyor. Yani daha ucuza personel çalıştırıyorum diyor. Bu da şöyle bir sorunla bizi karşı karşıya getiriyor. Şimdi çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da değil. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışıyorsa bunun bir asgari ücret tanımı var. Yani bu asgari ücreti ödemek zorundasınız. Bunun altını veremezsiniz. O insanı sigortalamak ve o insan için çalışma izni almak zorundasınız. Tamam rekabet gücünüz ama öte taraftan işte insanların da birbirlerinden nefret etmesine neden olan bir kar arayışı var. Üçüncü söylediğiniz yani işte işimizi elimizden alıyorlar. Benim onun üzerine eklediğim aslında böyle bir durumun çok somut bir karşılığı olmadığını söyledim. İkincisi özellikle yapılmayan işleri yaptıklarını söyleyeyim. Üçüncüsü de dediniz ya kendi ekonomisini yaratabiliyorlar mı? Şimdi ister istemez yaratıyorlar ama burada da şöyle bir sorunumuz var. Belirli bölgelerde zaten 4,5 milyon işte 3,5 milyon 3 milyon 700 bin Suriyeli hizmet eden bir kafayla çalışıyor. Yani geliyor bakkal açıyor. İçinde işte Suriyelilerin alışkın oldukları malzemeler var. İşte geliyor bir butik açıyor ona uygun yapıyor. Şimdi bizim ne dersek diyelim bugüne kadar bunları görmezden gelen toplum yani her şey yolunda giderken iyi idare eden toplum yoksullaşma ve kriz dönemi ortaya çıktığında o Arapça tabelaya takmaya başlıyor. O vergi ödememesine takmaya başlıyor. Bakın bu mesele 2011-2015 arasında başka bir mesele. 2015'ten sonra başka bir mesele. 2015'e kadar geldiğimizde Türkiye'de 2-2,5 milyon civarı Suriyeli vardı. Bu kadar mesele olmuyordu. Ama 2015'ten sonra farkındaysanız inanılmaz bir gürültü kopmaya başladı. Hele hele 2018 krizden beridir yangın yeri. Niye? Çünkü ben yoksullaşmaya başlamışsam, ben işimi kaybediyorsam buna bir gerekçe arıyorum. İşte kriz diyorum ama kriz kadar Suriyeli diyorum. İşte ne bileyim ben bakkalım vergi ödüyorum ödemekte güçlük çekiyorum artık ama karşı taraftaki kayıtsız çalışıyor o kazanıyor demeye başlıyorum. Aslında bundan 2 sene önce 3 sene evvel işte işler biraz daha yolundayken o bakkal hiç ondan gocunmuyordu. O da işte ekmeğini kazanmaya çalışıyor diyordu. İnsanları nefret eder bir noktaya getirecek bir makro çerçevemiz var bizim şu anda birbirine. Bu da Türkiye özel bir durum değil aslında. Bütün dünyada tabii, ekonomilerin kötü gittiği dönemlerde hep suçlu bir yabancılar daha alt kesimler olur ve ona sağ popülist partiler özellikle siyasi yapıda ona göre değişir. Dolayısıyla Türkiye'deki son dönemde artan göçmen karşılığının bir numaralı sebebi diye baktığımızda ekonomik durumun kötüleşmesi. Tabii. Zira eğer ekonomik durumun etkisi olmasaydı 2015 öncesinde de benzer bir nefreti yaşıyor gözlemlemiş olmamız gerekirdi. Yani bu konuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şöyle bir yapıda değillerdi yani bunu da bilelim. Daha hoşgörülü, daha ya gelin tabii ki yani hani biz size bakalım, biz sizi destekleyelim. Savaş bittikten sonra da dönersiniz. Hani çünkü bir misafir
tanımı vardı Suriyelilerle ilgili. Şimdi o misafir tanımından artık bizimle beraber yaşama tarafına doğru geçtik. Ama biz o zaman da şunu söylüyorduk. Bu insanlara misafir demeyin. Çünkü biliyoruz bu işler öyle kolay çözülmeyecek. Orada bütün dünya savaşıyor. Siz buradan insanları oraya geri gönderemeyeceksiniz. Dolayısıyla bunları misafir diyerek bu gelen insanlara siz sadece bir algıyı ötelemiş oluyorsunuz. Daha ilk günden itibaren bunun planlamasını, programlamasını yapmayı düşünebilseydik, biraz geleceğe bakabilseydik bu iş daha farklı olacaktı. İki, Türkiye zaten kendi geleceğine de bakamaz bir halde. Yani biz bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce 2023 hedeflerini konuşuyorduk. İşte 2005'te, 2006'da 20 sene sonrasına bakıyorduk. İşte 2050 diyorlardı, 2071 demeye başladılardı. Şimdi yarın döviz ne olacağı konuştuğumuz bir ortamdayız. Yani biz yarın önümüzü göremiyoruz. Böyle bir ortamda siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına şunu söyleseniz ne olur? İşte az önce haberde vardı. TEPAV'ın yaptığı rakam, benim önümde de var birkaç rakam. 239 milyon liralık bir sermaye yatırımı var. Bunun 151 milyon lirası Suriyeliler tarafından. Firma sayısını da söyleyeyim size önümde. İlk 2019'un ilk 5 ayında 372 firma kurulmuş. Bugüne kadar kurulan firma sayısı da yaklaşık işte 10 bin civarı. Yani şimdi Allah aşkına 239 milyon liralık bir yatırımın Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir ekonomi için karşılığı ne biliyor musunuz? Hani şimdi şey tam ters yapan, biz de milyonu trilyon deyip anlatıyoruz ya, artık dolarla daha iyi anlaşılıyor çünkü bütün toplum dolarize oldu. 250 milyon deseniz 50 milyon dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Yani bir KOBİ büyüklüğünde bir şirketin yapacağı yatırım aslında. Aynen bu. Öyle. Yani KOBİ büyüklüğü cirosundan bahsediyoruz. 50 yani. Milyon dolar. Ya ben şunu söylemiyorum, yani bu hiçbir şey değildir, önemsizdir. Yani Suriyeli entegrasyon açısından çok mühimdir. Çünkü aslında o Suriyeli işi kurduğunda bir kere demek ki 80 milyon liralık Türklerle ortaklık yapmışlar ya da başka yabancılarla ortaklık yapmışlar. Bu bir. Bakın uyumdan bahsediyorsak. İki, burada mutlaka Suriyeliler çalışıyor bu işletmelerde. Dolayısıyla bir istihdam yükü üzerlerine almış oluyorlar. Belki Türkleri de çalıştırıyorlar çünkü Türkiye'de çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim istihdamımıza da katkı sağlıyorlar. Ama bu 50 milyon dolar. Yani şimdi hani abartmayalım. Yani evet. Abartmanın bir manası yok. İstihdam tarafı 70 bin çalışma izni, kayıt dışılığı bilmiyoruz. Yani artık bu kayıt dışılığı bilmiyor olmamız da bir fecaat. Yani Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına gelmiş. Daha hala kayıt dışı çalışan oranı kendi vatandaşları için %36. Bu benim rakamım değil, TÜİK'in rakamı. Yani Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki kayıt dışı çalışma oranı %36. Yani biz kayıt dışı çalışma oranını buluyoruz ama engelleyemiyoruz. Yani şimdi ki o son bir yıl öncesine kadar düşüş trendi içindeydi. Son bir yıldır, hatta son iki yıldır tekrar artışa geçti. Yani şimdi bu mekanizma az önce söylediğim gibi, yani krizin devam ettiği süreçte, insanların kendi iş bulamadıkları ölçekte, işte biliyorsunuz bugün artık neredeyse eğitim tamamen paralı hale geldi. Özellikle yüksek öğrenimden bahsediyorum. İşte üniversitelerin yarısından neredeyse çoğu vakıf üniversitesi haline gelmeye başladı. Dolayısıyla parayla okuyor insanlar. O parayı ödeyemezken, yani şu kendi çocuğu parayı ödeyemiyor. Bu sefer dönüyor diyor ki Suriyeli'yi bedava alıyorsun falan. Yani böyle bir şey de yok aslında. Bütün yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilere tanınan haklardan yararlanıyor Suriyeliler. Ben bizzat seçim komitelerinden üniversitede yer aldığım için söylüyorum bunu. Yani neyse işte Fransa'dan gelen de oluyor. İşte Afrika'dan gelen de oluyor. Asya'dan da gelen. Aynı standartta Suriyeli'yi de mülakata alıyorsunuz. Ona göre bir karar veriyorsunuz. Şimdi dolayısıyla değişen bir şey yok. Ama sorunumuz şu. Kriz de devam ettikçe, derinleştikçe siz bir kere bu Suriyelilere biz bu kadar para harcadık, şöyle şeyler yapıyoruz, böyle şeyler yapıyoruz PR'ını bırakacaksınız. Yani o çünkü insanlara, yani şimdi biz Suriyelileri evet seviyoruz, onlara sahip çıktık, bu milliyetçi dalgaya karşı çıkıyoruz derken, yani bu milliyetçiliği besleyen unsurları da göz ardı etmememiz lazım. Dolayısıyla 37 milyar dolar, 50 milyar dolar, yani bunu bir unutalım. Bir de bu para bu para nereden geldi, kimden geldi, nereye harcandı? Bunu da bilsin ki insanlar şeffaf bir şekilde. O zaman şunu diyebilelim. Bakın biz bunun 3 milyar dolarını beslenmeye harcadık. Bunun 7 milyar dolarını eğitimlerine harcadık. Okullarımızı modernize ettik. İşte 2 milyar dolarını şuna harcadık. Yani böyle bir, şimdi hepimiz
1.37 milyar dolar rakamını biliyoruz. Bunun dışında bildiğimiz başka bir şey var mı? Bunun alt kırılımlarıyla ilgili. Hiç yok. Yok. Yani açıp tek tek işte bütçeyi incelememiz lazım. Orada da zaten Suriyeli diye bir kalem yok. Bu bulamayız yani, hesaplayamıyoruz. Orada devlette hesaplayan birileri 37 milyar dolar diyor bunu. Avrupa Birliği'nden gelen 6 milyar euroluk bir destek var mesela. İşte bunu öngöremiyoruz. Nereye yani, nasıl harcandı? Yani bunu Avrupa Birliği de mesela, orada da Avrupa Birliği'nin kabahati var. Hani o da devletle çalışmak yerine burada bir sürü kendi ülkesi menşeli şeyleri destekledi, vakıfların kuruluşunu destekledi, Türkiye'de temsilciliklerinin. Yani size çok enteresan bir bilgi vereyim. Yani bugün Gaziantep'te, bu işin Güneydoğu Anadolu'da merkezi olduğu için söyleyeyim. Bir konferans yapıyorsunuz mesela, tercüme yapacak Arapça bilen kişiye ödediğiniz para bugün İngilizce bilen kişiye ödediğiniz paranın 3-4 katına çıkmış durumda. Bu işte bu tip yardım uzmanlarının ücretleri İstanbul'dakinin 3-4 katı durumda ve eurolarla falan dönüyor. İşte 3000 euro, 5000 euro, 7000 euro maaş aldığı söyleniyor ki bizde, hani bunu bir dedikodu olarak söylemiyorum, orada çalışan arkadaşlarımdan biliyorum. Şimdi dolayısıyla yani bir göçmen rantı da oluşmuş. Evet yani, aynen böyle. Şimdi bunu bir ranta dönüş, yani her yerde bu tip sorunlar ranta dönüştürülür ama ya bunu engellemenin yöntemleri vardır, yolları vardır. Oraya haksız giden bir kuruş para aslında bir Suriyeli'nin boğazından kesilmiş bir kuruştur. Yani bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla buradaki bu rant meselesini, harcanan para meselesini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmazsak, bu paranın ne kadarı bizden çıktı bunu anlatmazsak, bunun belki de 35 milyar doları dışarıdan geldi. Yani bilmiyorum ki şu anda, hani sadece bir rakam üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. 35 milyar doları dışarıdan geldiyse bunu insanlara anlatmak gerekir, ya da ne kadarı geldiyse. Neye harcadığımızı anlatmamız gerekir. Bunu Türkiye toplumundan, Türkiye'nin bundan faydalarını anlatmak gerekir. Yani bu fayda maliyet analizine dönüştürmeden, ama öte yandan da krizdeki yoksul, satın alma gücü düşmüş, işte dövizi yedi görmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da şuna ikna etmek lazım. Ya bakın, tamam anlıyoruz ama bu da böyle işliyor. Yani yoksa öbür türlü nefreti kaşıyorsunuz. Kim çıkar bugün Allah aşkına, yani bana bir sosyal medyada ya da başka bir yerde Suriyelileri protesto ediyoruz çağrısına kim çıkar sokağa bu ülkede? Yani normal şartlar altında kimseye çıkaramazsınız, açık söyleyeyim. Ya biz kendi sorunlarımız için sokağa çıkamıyoruz yani, hani bir taraftan bak çıkmıyoruz en azından. Bu mesele böyle kritik hale geldiği zaman insanlar bu tip tepkileri vermeye başlıyorlar. Halbuki bugün işinden edildiğini söyleyen, ben bir tane de örnekle denk gelmedim bu arada. Siz geldiniz mi bilmiyorum. Gelmedim. Yani hani ben, evet beni attılar işten, benim yerime şu an bir Suriyeli çalışıyor diyen, ben hani bir tane örnekle görmedim. Yapmıyorlardır demiyorum. Kesin vardır. Ama yani olduğundan çok daha büyük bir gürültü çıkartılıyor. Dolayısıyla bunları biraz daha derinden, durumu daha net tespit edebilecek şekilde devletin çalışması lazım. Aksi takdirde zaten teşneyiz bu işlere. Yani çok çabuk gaza gelebiliyoruz, çok çabuk düşmanlığa düşebiliyoruz. Yani bu topraklarda bunun da temeli var yani, biliyoruz hep beraber. Dolayısıyla bunu şeffaf bir şekilde yürütmediği sürece devlet, bu dedikodular böyle çıkacak ve biz de böyle işte hayır öyle değil diye bir taraftan yırtınacağız, anlatmaya çalışacağız. Evet, biraz önce Suriyelilerin özellikle düşük ücretli ve Türklerin, Türkiye'li yerlilerin çalışmak istemediği işlerde çalıştığını söylediniz. Bu aynı zamanda tehlikeli işleri de kapsıyor ve tehlikeli işlerde de yapısı gereği aslında biraz ve kötü yönetimden dolayı iş kazaları ve iş cinayetleri meydana geliyor. Yakın zamanda Ankara'da mobilyacılar sitesinde ve Kocaeli'nde çıkan yangınlarda Suriyeli göçmenler de yaşamını yitirmişti ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bu konuyu meclise taşımıştı. İşte şimdi bu konuyu Ömer Bey'e soracağız. Ömer Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Ömer Bey, siz bu konuyu meclise taşımıştınız. Cevap alabildiniz mi bu konu hakkında? Efendim, kaçak göçmen işçilerin çalışması ile ilgili konularda maalesef cevap alamadık. Merak uyandıran bir sessizliğe gömülüyor bakanlık yetkilileri. İstanbul'da bir yangın olmuştu, bir fabrika yandı, 4 Suriyeli ölmüştü. Kocaeli'nde bir başka fabrikada yangın olmuştu. 3 Suriyeli, bir Afgan ölmüştü ve bunların kaçak göçmen işçiler olduğu besbelliydi. Çalışma izinlerinin olmadığı besbelliydi. Kocaeli'ndeki yangında birinin çocuk yaşta birisi olduğunu söylemiştik. Bu konuda açıklama yapmak istememişti resmi makamlar. Daha sonra açıklama yapıldı. Olay soğutulmaya çalışıldıktan sonra genç bir kız çocuğunun olduğunu öğrendik. Ama bu iş yerlerinin ruhsatı var mı,
çalışan işçiler çalışma izinleri var mı, sigorta ve benzeri işlem yapılmış mı? Efendime söyleyeyim, bayram günü yangın çıkmıştı. Bayram günü çalışmayla ilgili durum neydi? Bu konularda gerek Kocaeli Valiliğine sorduğumuz sorular, gerek bakanlığa sorduğumuz sorulara tek bir cevap alamıyoruz. Hep araştırırız, bakarız, ederiz diyerek olayı kapatmaya çalışan bir anlayış var. Bu oldukça sıkıntılı bir durum. Ben bakanlık yetkilileri meclise geldiğinde bir komisyon toplantısında yüzlerine de sordum. Hani bana yazılı olarak cevap vermiyorsunuz, yüzünüze soruyorum, buna cevap verin. Ve o toplantıda zaten biz Türkiye'de Suriyeli kaçak göçmen işçilerin çalışmasıyla ilgili sıkıntının çok yüksek boyutta olduğunu ve çalışma izinleri olmadan çalışan birçok kişinin olduğunu da öğrendik ve bu konuda getirebilecekleri bir açıklama da yoktu. Tabii şu anda biliyorsunuz sık sık koz olarak ileri sürülüyor mülteciler. Batı'ya karşı bir koz olarak kullanılıyor Türkiye Cumhuriyeti politikası olarak ve insan hakları ihlallerini örtmek için Batı'yı korkutma amaçlı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda da bu konu Türkiye'de de önemli bir sıkıntılı konu. AK Parti'nin belki oy kaybetmesinin bir başka nedenlerinden birisi. AK Partili yetkililer bu konunun, mülteciler konusunun Batı'ya veya içeride kullanılmaması gereken bir koz olduğunu bilmeliler. Bu böyle hareket etmeliler. Yani mülteciler böyle üzerlerinden siyasi hesap yapılacak insanlar değildir ama Erdoğan hükümeti maalesef yıllardır bunu bu şekilde görüyor. Propagandasını yapıyor, Batı'ya karşı kullanıyor. İçerideki çalışma şartlarını düzeltmiyor. İçeride ırkçılık yükseliyor. İnsanlar öfkeyle dolu. Yarın öbür gün linç olayları daha da artabilir. Bu büyük bir tehlike. Adeta Nazi zamanlarında olduğu gibi Suriyelilere yönelik bir linç kampanyası ve düşüncesi halen var, devam ediyor. Tüm kötülüklerin müsebbibi olarak Suriyeliler gösterilmeye çalışılıyor. Belki artı ve eksi yönleri var mültecilerin, Suriyelilerin. Bunlar sıhhatli bir şekilde oturulup değerlendirilmeli. Ama bu yapılmıyor ve üst üste gelen kazalarda kurbanlar maalesef Suriyeliler oluyor. Hiçbir şekilde hesabı sorulmuyor ve sorulara cevap veremiyorlar. Çünkü verebilecekleri bir cevap yok. Bunu çok iyi biliyorum. Verebilecekleri tek bir kelime cevap yok. O yüzden sessizliği tercih ediyorlar. Ama bu da çok büyük bir vebal işin doğrusu. İnsanlık için, Türkiye için, yöneticiler için çok çok büyük bir vebal. Ve maalesef halen bu yanlış politikaları devam ettiriyorlar. Yarın öbür gün daha müessif olaylar olabilir, daha üzücü olaylar olabilir ama bu iktidarın umurunda değil. O hep kendi iç ve dış politikalarındaki mülteci kartını daha iyi nasıl oynayabilirim peşinde. Ömer Faruk Bey, az önce konuğumuz Oğuz Demir de Türkiye'de çalışma izni alan göçmenlerin sayısının yalnızca 70 bin olduğunu, Suriyeli göçmenler bazında 70 bin, evet, olduğunu, geri kalanının kayıt dışı çalıştığını belirtti. Siz mecliste göç komisyonu üyesisiniz aynı zamanda. O komisyonda göçmenlerin istihdama katılması ve kayıtlı istihdama katılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Şimdi bize bu bilgileri verdiler. Evet, gerçekten Oğuz Bey'in dediği gibi çok büyük bir uçurum var ortada ve bu konuyla ilgili bizim direkt bakanlık yetkililerine sorduğumuz sorular cevapsız kaldı. Bakarız, ederiz, bakanlığa dönünce hazırlık yaparız, sizi cevaplandırırız gibi cevaplar aldık. Onlar da açıkçası işin skandal boyutunun farkındalar. Bunlar işte bu tür katliamlara zemin hazırlıyor. Daha başka yarın öbür gün yeni fabrika yangınları olur ve oralarda mülteci işçilerin maalesef kömürleşmiş cesetleriyle yine karşılaşabiliriz. Bu konuda ciddi bir çalışma yok. Aslında ciddi bir çalışma yapılsa, Türkiye istihdamına doğru dürüst bir şekilde katılsa, üretime iyi bir şekilde katılsa gerçekten nitelikli adımlar atılmış olur. Ama iktidarda bu konuları irdeleyen gerçek anlamda mantıklı ve istihdama dönük, mültecileri korumaya yönelik bir mantıkta çözmeye yönelik bir anlayış yok ve kafasına esince ben tepem attı, bunları otobüslere doldurup memleketlerine gönderiyorum diyor. Ama biz kaç tane vakayı durdurmaya çalışıyoruz, çünkü
hani bir kimlik aramasında kimliğini evde unuttuğu için derdest edilip tutulup Suriye'ye gönderilen insanlar var ve hani savaş bölgesine gönderiliyor. Bu şekilde gönderilmesi o kişinin hayatıyla ilgili çok büyük bir tehdide yol açıyor. Bunun gibi birçok vaka var. Yani bir taraftan kollarını açarak mülteci kardeşim diyerek hiçbir tedbir almadan onları kabul etmek, öbür taraftan da kafasını esince arabalara doldurup insanları orada hayat hakkı ile ilgili şartlar nedir ne değildir demeden tutup deport etmek gerçekten kabul edilebilecek davranış değil. Ömer Faruk Bey, çok teşekkürler yaptığınız değerlendirmeler için. Sağ olun, ben de teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, göçmenlerin gerçekten çok zor şartlar altında çalıştıklarını, iş kazalarıyla iş cinayetlerine maruz kaldıklarını biliyoruz. Ancak bu durumlara maruz kalmasalar bile yine de çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Siz az önce söylediğiniz, zaten düşük ücretli işlerde çalışıyorlar ki orada bile asgari ücretin daha altı bir düzeyde gelir elde edebiliyorlar. Bu durumda Suriyeliler nasıl geçiniyorlar, geçinebiliyorlar mı? Hangi dayanışma ağları belki burada devreye giriyor? Yani bir kere yani temel işte Kızılay tarafından Avrupa Birliği desteğiyle verilen bir işte yemek kartları vesaire var, alışveriş kartları var. Onlar bir fırsat sağlıyor. İşte bir miktar bir şey sağlıyor ama az önce bahsedilen mesela başka illerde kayıtlılar onu alamıyorlar. Çünkü o merkezde verilmesi gereken bir şey. Kayıtlı oldukları yerde. İkincisi az önce söylediğim gibi mahalleleşme başladı. Yani İstanbul'da belirli ilçelerde öyle mahalleler var ki o mahallede o mahalle Suriye gibi. Yani şimdi bu sıkıntılı yani. Bunu aşmak lazım. Bir de bahsettiğimiz 3,5-4 milyon insan maalesef hem kültürel hem eğitim. Şimdi Türkiye'nin özellikle Müslüman ülkelerle karşılaştırdığımızda en önemli farklarından birinin laiklik olduğunu söyleriz her zaman, değil mi? Yani daha çağdaş, daha modern bir yaşam tarzı var. Şimdi gelen Suriyeliler büyük çoğunluğu işte kültürel olarak ataerkil. İşte bizim pek, yani bizde de çok büyük sorunlar var. Ben çözüldü demiyorum, aman yanlış anlaşılmasın, ama hani bize göre çok daha geriden gelen bir toplumu buraya entegre etmeye çalışıyor. Şimdi bu çok zor bir şey. Yani kültürel olarak çok ciddi itişmelere, kakışmalara neden olabilecek bir şey. Birincisi bu, işte zaten gördüğümüzde o işte plajlardaki Suriyeli delikanlıların fotoğrafları geziyor ortalarda. Olacak iş değil yani. Ve bunu şimdi birey bunu değiştirebilmek çok mümkün değil. Çok kolay değil. Dolayısıyla bu farklılığın bir kere bilincinde olmak ve bir oradan başlamak lazım. Yani bunu normalleştirmeye başlamadan zor. Yani diyeceksiniz ki buna Türkiye'deki Türkiye'de insanların kendi ihtiyaçları yok, onların da var, ama yani bunu bir eğitim hamlesiyle işte daha yeni yetişen o jenerasyonlara anlatacaksınız. Türkiye böyle bir yerdir. Böyle yaşanır. Böyle kuralları vardır. Mesela bir örnek vereyim size bu kültürel şeyle ilgili. Bir saha çalışması. 5000 kadınla yaptık biz bunu, İstanbul'da yaşayan Suriyeli kadınlarla. %78'i gönüllü olarak, yani kendisi söylüyor. Ben çalışmak istemiyorum zaten diyor. Benim gelimde yok çalışmak diyor. Yani şimdi biz Türkiye'de kadınların istihdama katılımını arttırmak için çaba sarf eden, bu konuda da yol almış bir ülke sonuçta nihayetinde baktığınızda. Öte taraftan öyle bir kültür var ki ben çalışmak istemiyorum diyor şimdi. Dolayısıyla hani bu kültürel farkları, bunların ekonomiye yansımalarını gün be gün tartışarak, konuşarak çözmek zorundayız. Bu işler böyle az önce Sayın Milletvekili'nin de söylediği gibi, yani ben yaptım olduğuyla giderse bir yerden sonra böyle çok biçimsiz bir top halini alacak ve nereden patlayacağını bilmeyeceğiz. Yani kimi diyecek ki benim bu gelenler yüzünden işsiz kaldım deyip tepki gösterecek. Öbürü işte bana şöyle dedi diyecek. Öbürü bana şiddet uyguladı diyecek. Çünkü böyle de bir gerçeklik var. Biz şöyle düşünün, yanılmıyorsam ilk giden Almanya'ya heyetten bugüne şu an Almanya'daki Türk nüfusu 3 milyon civarı. Ama bunun içerisinde 5. jenerasyon, 4. jenerasyon, 3. jenerasyon da var. Yani ilk ve Almanya bununla 30-35 sene uğraştı. Yani çok zor şartlarda ki 60'ların Türkiye'si, 50'lerin Türkiye'sinden gidenleri düşünün. Yani hemen hemen baktığımızda ciddi eğitim sorunuyla, ciddi işte bir kırsal hayattan kente doğrudan adapte olmaya çalışmış bir grup var. 30-35 sene uğraştı ve hala uğraşıyor. Şimdi dönüyoruz, işte gidersiniz Almanya'nın çeşitli kentlerinde Türk mahalleleri vardır. Hatta işte birçok insan da can kurtaran gibi gider orada yemek gelmesi. Şimdi burada Suriye mahalleleri olacak. Yani buna hazır mıyız?
Eğer değilsek, bunu anlatamayacaksak birbirimize, bunun planlamasının, kent planlamasının yapılması lazım. Yani birçok boyutu var. Tek bir taraftan başa çıkabilmek, sadece Arapça tabelaları kaldırarak kentin Suriyeli görünürlüğünü yok ederek işin üstesinden gelemiyorsunuz. Bir de yani bence bütün bu stratejiler aslında bir yerde buna bağlanıyor. Diyor ki bir sorunu görmediğimde görmezse insanlar o sorunu yok sayacaklar gibi bir bakış açısı. Yani biz Suriyelilerin görünürlüğünü azaltalım. İşte tabelaların Arapçalığını, Arapça tabelaları kaldıralım. Dolayısıyla İstanbul'da ya da çeşitli kentlerde Suriyeli görünürlüğü azalsın, tepkiler azalır. Yani bir sorunu işte halının altına süpürdüğünüz o sorun hala sorun yani. Onu görmezden gelmek, insanların gözünden uzaklaştırmak bir durumu değiştirmiş. İşte bir kriz çıkıyor, hop herkes gözünü yeniden oraya çevirmeye başlıyor. Dolayısıyla hem İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, hem işte bu konuyla ilgili diğer bakanlıkların, bana sorarsanız tüm bakanlıkların içerisinde artık bir, hani nasıl bir yere Avrupa Birliği entegrasyonunu konuşuyordu Türkiye ve Avrupa Birliği Genel Müdürlükleri kuruldu. Yani her artık bence bakanlığın içerisinde Suriyelilerle uyumu düşünecek, bununla ilgili fikir geliştirecek bir birimin kurulması gerekiyor. Şimdi yani klasik bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı alışkanlığı, yeni birimler kuralım sorun çözülür demiyorum. Bu birimler gerçekten efektif uyum üzerine çalışacak birimler olmalı ve oradan çıkan politikaların hızla hayata geçirilmesi lazım. Şimdi bugün okullarda ya çok enteresan örnekler anlatabilirim size. Bir Türkiye'nin bir şehri, ismini vermeyeyim, asgari ücret %30 arttığında, 1000 liradan 1300 liraya çıktığında, Bodrolarda yani Türkler için yapan bunu, işte Suriyeliler için ne yapmaz? Az önce işçi cinayetlerinden bahsediyordunuz ya, o bölgedeki işletmelerin, muhasebecilerin de yüzlerce ATM kartı var. Niye biliyor musunuz? Maaş 1300'e çıktı ya, paralayı bankalara 1350 lira olarak yatırıyor. Gidiyor muhasebeci o paraları bankadan çekiyor. Ondan sonra işte 800 lira, 1000 lira neyse kendince bir asgari ücret ödemesini işçiye yapıyor. Bunu kendi ülke vatandaşına, hakları net tanımlanmış ülke vatandaşına yapan dönüp Suriyeli ne yapmaz? Şimdi dolayısıyla bütün bunları kontrol etmek lazım. Yine bir şey daha söyleyeyim. Milletvekilimiz dedi ki biz dedi soruyoruz bakanlık yetkililerine, işte onlar durumun farkındalar ama işte bir şey söylemiyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bence durumun farkında değiller. Yani çünkü az önce de söylediğim gibi sadece gözleme dayalı konuşuyoruz. Yani kaç Suriyeli kaç Türkiye işinden etti? O Türkler nerede? O insanların nasıl hayatını kolaylaştırıyoruz? Ya da işsizliğin bu kadar arttığı bir ortamda bu tip olayları, bireysel olaylar bunlar bir taraftan bakıldığında, adam belki disiplinsizlik yüzünden işten çıkarıldı. Yerine bir Suriyeli geldi ama dönüp bize bunu manipüle edecek duruma da gelebilir. Yani çok bireysel meselelerle karşı karşıya kalabiliriz. Çok bireysellikten toplumsallığa dönüşebilecek meselelerle. Dolayısıyla bütün bu kültürel, ekonomik, eğitime dayalı meselelerin, sorunların çözümü için İşte kamuda, belediyelerde, yani Sayın İmamoğlu böyle bir fikri ortaya atmıştı. Yani ben Suriyelilerle ilgili bir araştırma birimi kuracağım, işte bir proje birimi kuracağım. Yani bu tip şeylerin, uygulamaların hızla yaygınlaşması, hızla başarılı olan uygulamaların da geri kalan şehirlere yayılması lazım. Bu da işte hükümetle, işte yerel yönetimlerin ortak çalışmasıyla mümkün olabilecek bir şey. Ben basit örnekler verebilirim size, çok enteresan. Yine bir başka proje kapsamında 15 tane Suriyeli kadına bilgisayar temelli bir eğitim verildi. Birincisi Türkçe bilmiyorlar. Bir kere Türkçe öğretmek gerekiyor. Çünkü o zaman mesleki eğitim yapamazsınız. Hani biz her sorunu da mesleki eğitimle çözemeyiz ama basit. İki, vaktimiz mi? Yok, vaktimiz İki, ikincisi mesleki eğitimi, Türkçeyi öğrettiniz, mesleki eğitim veriyorsunuz. Ama açık alanlarda bunu, yani iş bulabilecekleri alanlarda vermeniz lazım ki az önce söylediğimiz hem Türkleri işinden etme hem de diğer sorunlarla karşı karşıya kalmamız. Ve bu meslek seçimlerini onların kültür, yani o kültüründe böyle kabullenebileceği bir yolla devam etmeniz lazım. Biz mesela şöyle bir çalışma yapmıştık. 15 tane Suriyeli kadının eğitimi yapıldı. Tasarım üzerine çok yaratıcı insanlar çıktı içlerinden. Ama bizi zorlayan bir, dil. İki, çok güzel işler bulunabiliyordu. Çalışmak istemediler. Ama onun da çözümü de mesela şöyle olur. Evden çalışabilecekler. En azından gelir elde edebilsinler vesaire. Yani zaman içerisinde o gelir standart hale gelip başka bir yaşam standardı yakaladığında o da artık diyecek ki evet ben evden bu kadar kazanıyorum. Gidip daha çok kazanabilirim diyecek. Biz de böyle, yani böyle böyle öğreniliyor bu işler. Dolayısıyla
Bir maalesef şöyle bir sorunumuz var. Bu kadar vaktimiz yok artık. Belki bundan 7 sene önce bunları düşünüyor olsaydık şu an çok daha hafifletmiş durumda olacaktık ama bugünden başlamak zorunda olduğumuz işler var. Hala kapsamlı. Mesela biz şöyle bir eylem planı biliyor muyuz? Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'de ekonomik, sosyal ve işte kültürel yaşama katılım eylem planı. Böyle bir şeyimiz var mı? Yok. Yok tabii yani. Hala net olarak zaten kalıcı oldukları bile kabul edilmiş varlıklarını değil. Kabul etmiyoruz kabul şu an. Değil yani. Yani şu an varlık yani varlığı şöyle kabul etmiş oluyoruz. İşte para verirken işte güzel fotoğraflar, bayramlarda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda işte siyasilerimiz gidiyor, ziyaret ediyorlar, güzel fotoğraflar veriyorlar. Ama dönüp baktığınızda gündelik hayatın içerisinde Suriyelilerin varlığını henüz kabul etmiş değiliz yani. Evet, son dönemdeki tartışmalar göçmenlerin kaldığı şehire yoğunlaşmış durumda. Yani İstanbul'a yoğunlaşmış durumda. İstanbul'dan başka şehirlere. 700 bin civarı Suriyeli var İstanbul'da. Mesela odaklanmış durumda. Peki Suriyeliler neden İstanbul'a geliyorlar başka şehirde kayıtlı olmalarına rağmen? Bu soruyu arkadaşım Suba Baykal Suriyelilere sordu. Cevaplarını dinleyelim. Aksaray İstanbul'da göçmenlerin yoğun olduğu bir bölge. Burada çalışan esnaf ve göçmenlere son dönemde İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlerle ilgili yaptığı düzenlemeleri sorduk. Ben ismim Umudu Ali Abisar, Honeb İstanbul. İstanbul dışındaki illerde çalışma şartları zor. Doğru düzgün maaş da verilmiyor. İnsanlar İstanbul'a çalışmak zorunda olduğu için gelmiş. Çoluk çocukları var, evler kurmuşlar. Şimdi onları yeniden başka illere gönderiyorlar. Bazıları ailesine para gönderiyor buradan. Şimdi bu gençleri İstanbul dışına gönderiyorlar. Suriye'ye geri gönderilenler için daha da büyük sorun, orada hala savaş var. Bombalar düşüyor. Valilik ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla denetimler artırıldı. Polisin göçmenleri topladığı görüntüler sosyal medyaya düşmeye devam ediyor. Bazı Suriyeli esnaflarsa dükkanlarını açmaya korkuyor. Aksaray'da konuştuğumuz Türkiye'li bir esnaf durumu eleştiriyor. Bu adamlar 8 seneden beri Türkiye'de. Hani onlar da kendine göre bir sayfa açmış. Bizim arkadaşlar var kafeci. Korkudan kafelerini açamıyor mesela. Bir gün desen bu yasayı hemen yürürlüğe koyuyorsun. İkinci gün burada insanları toplayıp gönderiyorsun. Böyle bir düzen yok. Bu bir insan yani. Kurbanlık hayvan değil kesip hemen. Bunların bir düşüncesi var. Bunların da bir hayatta bir beklentileri var. Suriye olsun veya başka bir şehir olsun. Adam buraya göre belki düzenini yapmıştır. Denetimler artınca göçmenler aralarında WhatsApp grubu kurmuşlar. Polisin hangi sokakta olduğunu bu şekilde birbirlerine haber veriyorlar. Polis gelince saklanıp daha sonra yeniden çıkıyorlar. 2003'te Türkiye'ye geldim. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Nereden geldin? Halep'ten geldim. Kimliğim Gaziantep olduğu için polisler beni yakaladığı zaman da hemen Antep'e gönderirler. Ondan işte kaçıyorum beni polisler beni tutmamak için. Tutarlarsa hemen Antep'e gönderirler. Antep'e gönderirlerse ben mahvolurum çünkü yani işim burada, evim burada, her şeyim burada benim. Sadece Suriyeliler değil, Afganlar, Özbekler ve birçok başka göçmen de benzer sorunları yaşıyor. İş bulmak için geldikleri İstanbul'dan geri gönderilmek istemiyorlar. Hiçbir insanın şey olmasa, lazımlığı olmasa ev, kendi evini tasarıp hiç yere bırakıp hiç yere gitmeyecek. Hiçbir şey, şu para lazım olmasa bir yere gelmez bizden. Memlekette biraz işlik sıkıntısı var. O yüzden burada biz. Onlar miskinler, çaresiz. Bu Suriyeli insanlar çaresiz. Tam savaştan kaçmışlar. Orta Doğu tüm ülkeleri gibi küçük şehirlerde iş yok. O yüzden İstanbul'a geliyorlar. Yani onlar mecbur kalıyorlar. Türk hükümeti konuşuyorum. Lütfun yani insanlıkla davranın. Tam daha iyi olur. Ve cevaplar herhalde şaşırtıcı değil. Siz de kendi araştırmalarınızda muhtemelen benzer sonuçlarla yani 1980'de İstanbul evet. Nüfusu 2.7 milyonmuş. Bugün o İstanbul nüfusunu 16 milyon yapan Türkiye'nin içerisinden göçün nedeni neyse Suriyelilerin de göçü nedeni o yani. İstanbul bir mega kent, büyük bir şehir. Görünmez olabildiğiniz bir şehir. Bakın yani sadece de iş üzerinden de bunu değerlendirmeyin. Yani Gaziantep'te yine görece büyük şehirler ama işte Kilis'te, Hatay'da, Mersin'de daha görünürsünüz. Daha insanlar sizi gösteriyor, eliyle işaret ediyor oturduğunuz mahalleleri. İstanbul daha görünmez olabildiğiniz, hepimiz için görünmez olabildiğimiz bir şehir. Dolayısıyla yani hem sosyal hem kültürel hem de bunlardan bir adım ilerisi ekonomik olarak fırsatları yaratabileceğiniz şehirler. Şehir. Dolayısıyla geliyorlar ama yani az önce de söylediğim gibi bence elimizde şu veriye sahip olmamız lazım artık. Yani kaç Suriyeli kayıt dışı çalışıyor?
Hangi sektörlerde çalışıyor? Yani bunu araştırmak zorunda devlet. Yoksa en azından şunu söyleme şansımız olur. Deriz ki bakın işimizi elimizden alıyor dediğiniz Suriyeli sayısı bu. Yani ve sizin de yaratılacak iş bu. Bu daha geriye gidersek bu işin temeli de tabii yine en başa. Sorun hep en baştaki sorunu çözmek gerekiyor ya. En başta iki tane sorun var. Bir, Suriye'de savaşın durması ve dönebilecek insanların geri dönmesi gönlüyle, rızasıyla. İki, Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Yani bu krizle ilgili sürecin atlatılması için gerekli adımların atılması. Bu da bugünden baktığınızda 1-2 senede ancak ortaya çıkabilecek bir durum. Yani önümüzdeki 2 yıl bu mesele bizi, ekonomik zorluklar zaten bizi yoruyor olacak. Üzerine bir de böyle bir ciddi sorunla karşı karşıya kalacağız. Evet Oğuz Bey, Oğuz Demir, çok teşekkür ederiz yaptığınız değerlendirmeler için. Gerçekten Suriyeli konusunu ekonomik ayağıyla da derinlemesine konuştuk. Daha sonra başka konularda da sizi de tekrar burada ağırlamak isteriz. Evet, böylelikle ekonomi politiğin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.